daha yüksek oranlar sadece mahallenizdeki iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Trabzonspor'da asla transfer gündemi çok fazla yoğun değil. Bir stoper transferi yapacaklar, sol bek transferi yapacaklar ama isimler çok fazla alevlenmediği için girmiyoruz. En alevli isim Visca ve Efecan. Efecan transferi de büyük ihtimalle Trabzon'da bitecek. Visca'yı Fenerbahçe'de istiyor ama benim konuştuğum kişilere göre Trabzonspor bir adım önde gibi görünüyor. Visca Trabzonspor nasıl olur diye soracağım. Cevabını daha çok Orada biliyorum. Orada Efecan da bayağı iyi olur. Efecan da bayağı ya iyi olur. Çünkü tabii. Trabzonspor şöyle beşli bir hattı var hı hı. savunmada. Dörtlü savunma hattı bir de altı numarası. Siopis, Berat. Diğer beş oyuncu çok fazla dönüşümlü oynayabiliyor. Hani Manchester City'deki durum benzer hani. Santofor kenar forvet oluyor. Kenar forvet merkez for şey olabiliyor. 8 numara gibi oynayabiliyor. İşte Bakasetas'ı hem kenara çekebiliyorsun hem merkez çekip aynı şekilde ömrü de öyle. Hamşik diye biri var sende zaten. Hamşik Am, zaten o saymıyorum. <laughs> ee, yani Fecan da aslında en çok öne çıkan özelliği bu. Çok yönlü bir oyuncu. Çok yönlü bir hücumcu. Yani kenar forvet de oluyor. Bazen 8 numara kullandı olmuştu onu. Ee, özellikle Çağdaşoğlu çok fazla merkezde kullandı ve orada da hatta milli takımda da hatırlarsın Aman Almanya yavaş. maçıydı değil mi? Orada da merkezde çok başarılı. Ee, pres oyuna çok yatkın çünkü Trabzonspor e, ilk devrin sonuna doğru şunu gösterdi. Yani biz durum gerektirirse biraz pres takımında olmamız lazım. Hani sadece bu blokla bekle, e, Vakameyat topu işi bitirsin değil. Lorukan'ı de, da bu yüzden dahil etti yavaş evet. yavaş. Bir de şunu da yapar mesela Abdullah Hoca Yusuf'tan istediğini alamadı. bir türlü Tam o güven evet. duymadı Yusuf'a. Yusuf'un net güvenli hali. Tabii tabii. Yusuf Sarı'nın güvenli Kendini hali. Kendini daha ispatlamış. Bu ligde ispatlamış bir sağ kenar forvet. Ama merkezleşmesi de bence Avtol Avcı'nın gözüne daha da batmıştır o özelliği. Zaman zaman orada da kullanabilir. Bizçer'e zaten hani bunu e, yapan en iyi oyuncu bence şu anda. Yani bunun ithalatını, ihracatını, geri İth geliyor <laughs> aynen. imalatını yapıyor. Aynen. en iyisi şu anda ligde. Yani bu rolün merkezleşebilen kenar forvet rolünün en en iyisi. Zaten enlerde de çok fazla evet. bahsettik bu özelliğinden hatta Trabzonspor maçında da tek fırsat yakaladı. Gulbrandsen bir koşu gösterdi. Tek fırsat yakaladı. Onun önüne attı topu. çok etkili topsuz, tops koşuları var. Topsuz koşu yapan oyuncu görme özelliği var. Çok komple bir Kenan Forvet. Baya ligi kırar yani Trabzonspor'un Zaten kırdı da iyice Bak. toprak atar üstüne ligi. Ya Bizça <laughs> dediğimiz oyuncu bu ligin ideal oyuncusu. Hani Süper Lig'de 3 tane oyuncu tipi saysak bir tanesi net olarak çadır. Vizcha yani tarif ederiz ve tarifin sonunda böyle bir simülasyonda vücut bulsa karşımıza Türkçe konuşan Vizcha çıkar. <laughs> yani doğal olarak Trabzonspor'un bu yapısına da çok uygun. Trabzonspor oyun yapısına da çok uygun. Abdullah Avcı'yla ile çalışacak olması onun için çok büyük bir tekrar bir artı. Hani hiç böyle bir yabancılık çekmeyecek. Hangi teknik adamın yani teknik adamın kafasındakini anlamaya çalışmak lazım. Çünkü teknik adamın kafasındaki oluşan oyun sürecinin başından itibaren bu adam var. Oyuncu gelişimi hocasıyla beraber gelişti. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe de çok istiyor Visça'yı. Burada karar yani Visça'nın kararı Başakşehir'in kararı ile paralel olmalı. Başakşehir biraz İrfan Can transferindeki gibi işin maddi kısmına bakacaktır hı hı. ama oyuncu talebini ilettikten sonra bence çok şey olmayacak gibi karar değişmez gibi görünüyor. Trabzonspor'a büyük katkı sağlayacak. Yani şöyle direkt sayalım hatta daha böyle. Yani Vizca transferinin acayipliğini daha da evet. vurgu yapmış oluruz. Şurada Vizca, ideal 11'de Vizca, Bakasetas, Marakamşik, Vakame, Cornelius. Bunların yedeği var bir de. Kuasi. Yedeği, Kuasi var. Efecan, Efecan geliyor. gündemde. Yani. Bayağı, evet arkalı önlü şahane <laughs> bir hücum attı yani. Yine burada Berat ve veriyor ama Trabzonspor'un net olarak stoper Zaten o mecbur sakatlıktan sol bank. sonra. Abi, hani o ders, da yerli olacak muhtemelen. Hep böyle bir dönüşümlü sol bekle ligin sonunu getiremezsin. Bir de bir yerli olursa ön tarafta daha özgürce e, yabancı Mutlaka yerli olur. olmak zorunda. Orada biraz tabii ki el sıkışık. Hı. Biraz eli sıkışık. Ee, bakalım o transferi nasıl tamamlayacak Trabzonspor. Fenerbahçeli Vizcan'ın adı anılıyor ama işin gerçekliğine baktığımız zaman sen şimdi bu kadroyu saydığında Visça Fenerbahçe'ye geldi diyelim. Vizcayı aldı ama tamamlanmıyor ki. Fenerbahçe'nin bu Vizcayı tamamlaması için santrafora da ihtiyacı var. Bu tamamlama olayı kadroda hani geldiği zaman oturma olayı Trabzonspor'da bu yüzden net. Sadece bir boşluğu evet. dolduracak forveti var. onla oynayacak iç oyuncusu var. on numarası var. Ee, ters kanatta tamamlayıcı özelliği var. Mesela Visça'nın içeriye girdiği zaman Vakayeme'yi daha hı hı. kanat gibi kullanabiliyorsun. Vakayeme'yi forvetlediğin zaman Visca daha orta sağ gibi oynayabiliyor. Vakayeme merkezleştiği zaman Visca burada topskos evet. yapan oyuncu oluyor. İkinci İkici forvet olarak kullanabiliyor. O yüzden hani daha tam bir şablona gelecek. Daha net bir şablona gelecek. Ee, ama dediğim gibi ben şeyi baktım. Konuştum daha doğrusu. Biraz hani Başakşehir'i takip edenleri. Dedim ki hani Trabzonspor, Fenerbahçe, Vizca nereye daha yakın? Söylenen şu bana. Yani Trabzonspor bir adım önde. Ama Başakşehir bu transferde işin ekonomik boyutuna da bakar. Evet. Özellikle İrfan Can transferini biraz referans gösterdiler. Hani İrfan Can'da da süreç böyle ilerlemişti. Hani son dakikada bir değişiklik olabilir mi? Olabilir. Futbol bu, transfer bu. Başakşehir özellikle bu transferlerde işin bu kısmına bakar. Tabii biz ayrıldıktan sonra Emre Belezoğlu'nun da orayı doldurması için onun da bir transfer ihtiyacı da olacak. Hem de bayağı bir iyi bir transfer <laughs> yapması gerekecek. O da ayrı bir soru. Bu Gulbrandsen'in falan da bayağı talipleri var bu arada. Evet. Onun da ayrılma ihtimali var. O da Başakşehir'in problemi olarak görünüyor. Ama ortadan. dediğin de doğru. Şimdi Visca açısından bakılınca tabii Fenerbahçe büyük çok büyük bir can ya? Ee, yani şehri de değiştirmiyorsun. Böyle artıları evet, var. Tabii onlar da var. Ee, ama sahaya bakılınca, Visca'nın böyle takımlara bakınca Fenerbahçe şu mantıkla diyor. Ya çok iyi bir oyuncu biz bunu kaptırmayalım alalım. Sonrasına bakarız. Yani. Şey yok değil mi? Bir, bir, şablona göre yani Biz şeyi yani. biz alalım. Bakarız sonrası. Bir Santur alırız. Yani tersine işte perkası Rossi'yi koyarız. Böyle bir şablon oturtur. Yeni gelecek teknik direktör. Hani o da belirsiz çünkü. Hı -hı. Ee, kesin iyi kullanır. Biraz şey yani. Ligde böyle bir oyuncu var. Biz bunu kaptırmayalım alalım. Mantığı var. Ama Trabzonspor'da çok belirgin yani rolü. Yani e, teknik adamı tanıyor. Takımın ne olduğu belli. Hani şablonda nereye yerleşeceği çok belli. Ya kafasında gol asist sayısını bile yazabilir hemen. biz. Yani ben şuraya dahil olduğum anda e, etrafında topsuz koşumu yaparım. Vakayme topu aldığında şuraya sızarım. Hani Trabzonspor maçlarına bakınca çok belirgin çünkü oyunu. E, Trabzonspor Trabzonspor'a bakınca da için sağ tarafında böyle artıları var. Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili bir gelişme var. Onu da belirtelim. Trabzonspor sol bek de arıyor dedik. Sol bek de enteresan bir isim var. E, Dinamo'dan, e, Dinamo Batumi'den e, Irakli Azarovi 2002 doğumlu. Genç Solbek. Gürcistan Yat milli takımında da oynamış. Yatırım transferi. Gürcistan evet. Ligi de bu arada enteresan yetenekler Dinamo Dinamo Batumi'den Ligi. geliyor. Konferans Ligi'nde de oynamış. Dört kez Gürcistan milli takımında elemelerde de oynamış. Dünya Kupası elemelerde. Yani haber şu şekilde. Fanatikten okuyorum. Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Gürcü oyuncu Irakli Azarovi Trabzon'a gelmek üzere yola çıktı. Bunu da belirtelim. Yani Azarovi'yi de takip edeceğiz, araştıracağız. Trabzonspor'un evet. Solbek'i çok isim. Sassuolo'dan ee... Yunan futbolcu adını unuttum şimdi ya. Neyse o konuşulmuştu. Union Berlin'den Polonyalı Pusat konuşulmuştu. Onlar olmadı. Azarovi konuşuluyor şu anda. Yola çıktığı söyleniyor. Gelişmeleri takip evet, edeceğiz. Bu oyuncu. Oyuncu da biz de. izleriz. Evet bakacağız Ama Gürcistan Ligi gerçekten çok değil mantıklı değil mi? liglerden birisi. Zaten Trabzonspor bunu en iyi bilen. Artış Ar evet. Ar evet. Çoltay'la. Ee, yani iklim de çok benzer. Bir de yetenek olarak da benzer. Hani Orada da böyle sopla yetenekli kenar forvet çok fazla çıkıyor. On numara özellikle oyuncular çok fazla çıkıyor Gürcistan liginde. Ee, hem büyüklerin hem de bence Anadolu takımların da biraz daha yakına atması gereken liglerden biri. Sana o zaman son bir scouting ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Oyuncu bakarken böyle bir coğrafyaya göre şey var mı? Kriter ya biz işte Türkiye'deyiz Gürcistan bize olur gibi kriterler oluyor mu? Mesela ee, Karadeniz takımısın Gürcistan. Tabii iklim olarak bakılır. Öyle bir şey Ya yani Gelince de. sudan çıkmış bağa dönmemesi için. Bakılıyor. Güzel detaylar bunlar. Yani. Tabii. Bunlara göre de i̇şte diyorum İskandinav liglerinde şey de bakılıyor. Ee, bakıyorum yani. Ne kadar çok suni içimde çıkmış, ne kadar gerçek içimde oynamış. Yani burada çünkü suni içimde oynamayacak yani oyuncu. Scouting öyle açtım ekrandan gol go sayısına baktım. Aynen. Aldım İzledim yok vay be ne gol atmış <laughs> vay be ne pas vermiş değil. Bunlara da bakılıyor yani. Evet. Ben ayak bir kitapta okumuştum. Güney Afrika'dan Steven Pinaer geldikten sonra bayağı sorun yaşamış Hollanda'da kültür oyumu sağlamakta. Ona böyle yardımcı falan atamışlar bir süre uyum sağlasın Kültür diye. Kültürü önemli, hani oyuncunun profesyonelliği önemli. Tabii Burada ülkeler ülkeye değişiyor. İtalyanların Arnavutluk, Sırbistan, Bosna çalışması evet, evet. da bununla alakalı. Zaman Aynen. zaman bunları da konuşalım. Çünkü meraklı arkadaşlar, ilgili arkadaşlar oluyor. Evet. Senin tecrübelerinden bu şekilde faydalansınlar. O zaman ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Programı sonlandırdık. Gedik Yatırım'ın sunduğu Çekirdekçi Tayfa. Haftaya biz yine buradayız. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.